Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Suriye'de düşürülen SİHA'ya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda çok sayıda terör örgütü hedefinin imha edildiğini belirtti. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne ait hedeflere yönelik operasyon sırasında bir Türk silahlı insansız hava aracı bölgedeki ABD güçleri tarafından düşürülmüştü. Dışişleri Bakanı ABD tarafından düşürülen SİHA'ya ilişkin açıklama yaptı. Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda çok sayıda terör örgütü hedefinin imha edildiğini belirtti. Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir denildi. Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı olarak yaptığı açıklamada SİHA'nın düşürülmesi sonrası yürütülen temaslara da işaret edildi. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır vurgusu yapıldı. Açıklamada söz konusu SİHA düşürülmesi olayının süren operasyonların icrasını ve hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilemediğinin altı çizildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Irak'ta yapıldığı gibi terör örgütlerinin Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir ifadelerine değer verildi. Düşürülen SİHA'ya ilişkin ABD'den de bir açıklama gelmişti. O açıklama güvenlik kaynaklarınca dikkatle incelendi ve açıklamadaki ifadelerin kodları çıkarıldı. Pentagon'un yaptığı açıklamada ABD askerinin sığınaklara inmek zorunda kaldığı ifadesi, çok korktular, yerden müdahale edip kendilerini korumayı denemek yerine korunaklı sığınakla inmeyi tercih ettiler şeklinde yorumlandı. Uyardık ama dinlenmedi ifadeleri içinde kaynaklar, ABD bu ifadeyle Türkiye'nin uyarıları umursamadığı, İHA'yı geri çekmeyerek de kararlı durdu dediğini ifade ediyor. ABD'nin açıklamasında hiç PKK-YPG'nin yer almaması da güvenlik kaynaklarınca ABD bizim askerlerimize zarar vermeyin, PKK-YPG'ye operasyonlara devam edin demek istiyor şeklinde yorumlandı. Ve ABD açıklamasına sık sık dile getirilen özür dileme ifadesi. Kaynaklar, askerlerimiz çok korktu o yüzden denilmek isteniyor şeklinde yorumladılar.